Videonun seslendirmesini yazıyı sese çeviren program aracılığıyla yapıyorum. Sesteki ve telaffuzlardaki hatalardan dolayı şimdiden kusura bakmayın. Yusuf Has Hacı ve Has Hacı sıfatının verilmesi, onun o dönem hükümdarların saraylarında en ileri ve en önemli görevlerden biri olan haciplik, yani mabeyincilik yapmasıdır. Hakkındaki bilgilerimiz, Kutadbu Bilig'den ve eserin baş tarafındaki mukaddimeden öğrenebildiklerimizle sınırlıdır. Yusuf'un doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Ancak eserinde yaşı hakkında verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. Üzerinde 18 ay uğraştığı eserini 1069-1070 yılında tamamladığına ve yazmaya başladığı zaman 50 yaşlarında olduğuna göre 1019-1020 yılları dolaylarında doğmuş olmalıdır. Eseri bitirdiği zaman 50'sini yeni geçtiği ve ondan sonra daha fazla yaşamadığı tahmin edilmektedir. Balasagun'da doğan Yusuf, çalışkan, akıllı, anlayışlı ve bilgili bir kişiydi. Ana dilinden başka Arapça, Farsça ve İran dillerinden Solca'ya da hakimdi. Arapça felsefe kitaplarını okuduğunu, efsanelere, aruza, belegata, İslami bilgilere, Türk atasözlerine, devlet örgütüne, matematiğe, astronomiye, duş yorumuna, hekimliği ve toplum bilimine merak saldığını ve bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Yusuf'un öğrenimi konusundaki ayrıntıları bilmiyorsak da felsefe, ahlak ve toplum bilimi alanında aşağı yukarı çağdaşı olan iki Türk filozofunu anlayarak okuduğunu, onların öğretilerini bildiğini biliyoruz. Bunlardan biri Farabi, diğeri de İbn Sina'dır. Yusuf Has Hacı bin doğrudan bu ikisinin öğrencisi olduğu kesin değildir. Ancak her ikisini de yazılarını okuduğunu ve onların görüşleri hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamak. Yusuf Has Hacı, Kutadbu Bilig'i Balasagun'da yazmaya başladı. Karahanlı sülalesinden Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Karahan adına Hicri 462-1069-1070 yıllarında 18 ay içerisinde yazmıştır. Eserin adı olan Kutadbu Bilig'in anlamı ise mutluluk ve kutsallık veren veya verecek olan bilimdir. Kitabın konusu, devlet idaresinin yollarını ve gidişini göstermektedir. Bunları bilmek, yurda ve halka mutluluk ve kutluluk getireceğinden bu ad verilmiştir. Kutadbu Bilig'in 3 yazma nüshası vardır. Bunlardan ilk bulunan nüsha 1439 Viyana Herat nüshasıdır. Uygur harfleriyle kopyalanmıştır. İkinci nüsha 1374'te Kahire'de bulunan Mısır nüshasıdır. Arap harfleriyle yazılmıştır. Üçüncü nüsha ise 1914 Fergana nüshasıdır. Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş, Arap yazısıyla yazılmıştır. Kutadbu Bilig, 900 yıllık bir geçmişi olan İslami Türk edebiyatının ilk en büyük verimidir. 6645 beyitlik didaktik bir manzumedir. Yusuf Has Hacı